Cüneytcan teşekkürler. Okan Buruk'la birlikteyiz. Hocam isimler büyük, takımların isimleri büyük, hocaların isimleri büyük. Çok fazla anlam ifade eden bir maç. Galatasaray adına da hafta sonu alınan sonuçlarla oldukça olumlu bir hava oluştuğunu söyleyebiliriz herhalde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki birincisi bu pozitif hava, kazanarak lige devam ettik. Rakibimizin kaybetmesi, üstüne bir pozitif hava, bu olumlu bir şekilde bugün sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Birkaç değişiklik yaptık. Tabii milli takıma gittiler. Milli takımda maç oynayan yine Victor Nelson, Milot Rashica ikişer maç oynamışlardı. Bundan sonraki haftalarımız da çok daha yoğun geçecek. Bu hafta sonu maçımız yok ama devamında çok yoğun, ligin sonuna kadar çok yoğun bir tempoya gireceğiz. Burada da tabii ki oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Hafta sonu maç olmaması bizim için bugün için bir avantaj. Tempomuzu daha da yükseltebiliriz. Bu maç tabii ki çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Baktığımızda yıllardır bu anlamda başarılı olmuş. Ben de orada çok önemli günler geçirdim, şampiyonluk yaşadım. Hedefleri olan hep Avrupa'yı hedef seçmiş bir kulüp. Emre Hoca da bu ligin en başarılı hocalarından biri. Bu anlamda baktığımızda iyi de bir takıma karşı oynuyoruz. Organizasyon olan bir takım, ligde az gol yiyen bir takım. Ama dediğim gibi hedefimiz kazanmak, kazanmak istiyoruz. Kupada da devam etmek istiyoruz. Hem lig hem kupa ikisine birlikte devam edecek kadroya sahibiz. Bunu da kullanmak istiyoruz bugün. Hocam çok kısa şunu da sormak istiyorum. Bugün hücum dörtlüsü Icardi, Kerem, Mertens ve Zaniolo bugün ilk kez ilk 11 oynuyor. Bu dörtlünün aslında birlikte oynaması en azından taraftarlarca bir süredir bekleniyordu. Çok kısa bunu da sormak istiyorum. Evet, tabii hep geldiğinden beri Zaniolo ile ilgili tam hazır olmadığını söylüyorduk. Bugün ilk defa baştan başlayacak bir Karabağ hazırlık maçında onu oyunun başından itibaren kullanmıştık. Bugüne kadar geçirdiği sürede onun için tabii ki iyi bir hazırlıktı. Bugün iyi bir sınav olacak onun için. Bir arada oynayacağı oyuncular, anlaşabileceği oyuncular. Oyunun devamında da diğer oyuncularımızı kullanacağız. Yine Rashica zaten hafta sonunda çok takım içerisinde iyi oynayan oyunculardan biriydi. Birçok oyuncumuz var. Yani bugün oynamayı bekleyen gerçekten benim için zor bir karar oldu bugünkü hem 11'i oluşturmak hem devamında kullanacağımız oyuncular bu anlamda hepsinin oynamak istemesi. Yani dinlendirsek de oynamak istiyorlar. Daha önce az oynamış, süre almamış, az süre almış oyuncularımız da oynamak istiyor. Bugün benim açımdan zor bir gündü ama bu çok güzel. Tabii ki oynamak istemeleri, sahada olmak istemeleri, bu taraftarın önünde mücadele etmek istemeleri, bu takıma hizmet etmek istemeleri gerçekten çok güzel. Tam kadroyuz. Uzun zamandır ilk defa tam kadroyuz. Bir yandan da bunun mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Başarılar dileyelim size de. Okan Buruk'un da görüşleri bu şekildeydi.